Abdülkadir Selvi'nin iddialarından birisi de Türkiye'nin incirlik üssünün kullanılmasına izin vereceği. Şöyle diyor: bu hafta Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Ankara'da olacak. Türkiye'nin güvenli bölge kararı ve Suriye'nin geleceği Amerikan heyetiyle enine boyuna masaya yatırılacak. Güvenli bölge konusunda Türkiye'nin kararlılığını gören Amerika, IŞİD'le mücadele amacıyla incirlik üssünü kullanma talebinde ısrarlı. Türk askerine, Türk milletine böyle bir teklif hakarettir. Müslüman öldürtmek için bize zemin yoklaması yapıyorlar. Yani biz diyorlar Müslüman öldüreceğiz. Bize kolaylık sağlar mısınız? Yani bir cinayet var diyorlar. Cinayet işleyeceğiz. Bu cinayete şerik olur musunuz? Bu çok büyük bir ahlaksızlık, terbiyesizlik. PKK'ya gıkını çıkartmayan Amerika IŞİD'e karşı kahraman kesildi. Kabadayılık yapıyor. Yüz binlerce askerimizi, polisimizi şehit eden bir eşkıya güruhu dururken Türkiye'ye tek bir zarar vermemiş IŞİD'de bizim ne işimiz olur ya? Müslüman ve bize hiçbir zararı dokunmayan adamlar. Ama PKK, komünist, Allahsız, kitapsız, terörist, Stalinist ve Türkiye'nin bütün de manevi değerlerine saldırdığı gibi yüz binlerce askerimizi, polisimizi şehit etmiş. Bunları havadan silahla destekliyor Amerika. Gelişmiş füzeler veriyor, gelişmiş silahlar gönderiyor. Ama baktı IŞİD mahvedecek PKK'yı, darmadağın edecek. Evet. Yani büyük bir tehlike PKK için. O zaman Türkiye'den PKK'ya karşı bir koruma kalkanı oluşturmasını istediler. Yani PKK'nın rahat etmesi için IŞİD'i bir şekilde geri püskürtün, IŞİD'i durdurun, PKK rahat faaliyet yapsın diyor. Adamların anlatmak istediği bu. Evet. PKK bizim evladımız diyor Amerika. IŞİD de diyor bunlar dinsiz, ahlaksız adamları öldüreceğiz diye ortaya çıkıyorlar. Bayağı büyük bir tehlike bu diyor. Bunları Türkiye öldürerek geriye çevirsin. Evet. Yahut biz öldürürken bize yardımcı olsun. Biz böyle pis işlere girmeyiz. PKK Türkiye'nin güneydoğusunu işgal etmiş. Allah'tan kork ya. Sen PKK'ya gücün yetmiyor da IŞİD'e mi gücün yetiyor?